Değerli izler, herkese bayram harifesinde e, selamlar, sevgiler e, diyelim. Tatil başladı. Biz de e, tatile uygun bir konseptle e, bugün karşınızdayız. Aslında konunun tatille pek alakası yok. Konu biraz benimle e, alakalı ama aynı zamanda sizinle alakalı. Biliyorsunuz biz epey bir zamandır e, Emre ile programlarda uyku meselesini ele alıyoruz. Uyku meselesini ele aldığımızın sebebi de şu uyumuyoruz. <laughs> Çalışmakta pek uyumaya vakit bulamıyoruz. Ee, ve şunu da gördük ki aslında toplumda da böyle bir sorun var. İnsanlar uyumakta zorlanıyorlar. İşte stres birikimi, hava kirliliği, e... Yatılan ortamdaki bir takım fazlalıklar veya eksiklikler bir uyku sorunu yaratıyor insanlarda. E, açıkçası ben yıllarca az uyumakla da övündüm. Yani ben günde 3 saat uyuyorum, 4 saat uyuyorum yeter e, bana e, diye. Bunu çok matah bir şeymiş e, zannettim. Ancak birkaç hafta önce teke tek Teketek Bilim'de Doktor Ayşegül Çoruhlu'yu biliyorsunuz e, konuk aldık. Ve orada öğrendik ki uyku aslında fazlasıyla e, önemli ve Ayşegül Hanım'ın yaptığı uyku hesabına göre, benim aslında 6 ay önce ölmüş olmam e, gerekiyordu e, uyku tempomla ve birdenbire dedik ki bu, bir dakika biz bu uyku meselesini mi çözelim? Önce işte yatağımızı, matağımızı düşündük falan, öyle mi yaparız, böyle mi yaparız diye. E, sonra dedik ki bu işi biraz uzmanlara e, danışalım. Ve sonunda <laughs> bir uzman e, bulduk, e, konumuz Gökalp Bahçeci. Bugün e, kendisi bir yatak firmasının e, CEO'su ve e, aynı zamanda da uyku konusunda kafayı takmışlardan e, birisi. E, biz de kafayı takınca iki tane uykuya kafayı takmış adam bir yere gelelim ve bu uyku nedir, neden önemlidir, nasıl iyi uyunur bunu konuşalım. Gökalp Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, e, çok sağ olun. Sağ olun, iyi ki geldiniz. E, Bugün sizi biz burada uyutmaya niyetliyiz. O yüzden size bir sallanan koltuk verdik böyle. Sallana sallana uyuyacağız. Annenizin kucağında gibi olacaksınız. <laughs> Nasıl olacak ben de bilmiyorum. <laughs> e, deniyoruz sizi bakalım uykuya ne kadar, uykunuzu ne kadar almışsınız e, diye. Tekrar hoş geldiniz dedikten sonra ilk başta sorayım. Uyku nedir? Güzel yani, bir annen. yerden yürüyün. <laughs> Valla uyku... E, şimdi... Uyku nedir? Aslında uyku bizim bildiğimizi sandığımız ama hiç bilmediğimiz bir şey. Aslında uyku büyük bir sistemin bir parçası. Ee, yani bütün canlıların biz uyuduğunu veya bir şekilde uykuya yakın bir e, davranış sergilediğini biliyoruz. Yani baktığınız zaman hani tek hücreli canlılardan itibaren mesela bir deniz anası beyni yok ama uykuya benzer bir davranış sergiliyor. Ee, i̇şte memeliler insana çok benzer uyuyorlar. Ee, bakıyorsunuz bir e, deniz memelisi diyelim ki bir balina e, beyninin yarısıyla uyuyor yarısıyla seyir yapıyor. E, dolayısıyla beyninin yarısını uyutup yarısıyla a aynen değil. öyle. E, dolayısıyla biz şunu biliyoruz. Yani milyonlarca yıllık evrim aslında bizim bu ne işe yarıyor? Uyku bir hani tembellik. Uykuda hiçbir şey yapmıyoruz dediğimiz e, günümüzün üçte birini harcadığımız bir aktiviteyi elimle etmemiş. Tam tersi e, yüceleştirmiş, yüceltmiş. Demek ki bir işe yarıyor. Gerçekten çok önemli bir fonksiyon. Ne Arze işe yarıyor diyor. Şöyle aslında uykuyu e, uykudan öncesine gelelim. Uyku büyük bir sistemin bir parçası dedim ya biraz e, müsaadenizle bir sirka ritimden yani günlük ritmimizden bahsedelim. Aslında ee, bütün günümüz bizim programlı ee, ve bütün canlılar için bir ritim var. Programlılarken biyolojik olarak programlı. Biyolojik olarak programlı. Şöyle insan için konuşalım. Aslında bunu bitkiler için de yapmışlar. Akas, e, Akasya e, için yapmışlar küstüm otu için. Mesela bir e, karanlıkta bile bir ritmi var onun. Hani ışığa te, e, tepki veriyor diyoruz ya. Hayır o aslında karanlıkta bile belli bir sirkadiyen ritimle hareket ediyor. İnsan için deneme yapmışlar. İnsan da bir mağarada olduğunda bile e, 24 saat 11 dakikalık bir sirkadiyen ritme sahip. 24 saat 11 dakika. Aynen. Çok iyi. E, 24 saat 11 dakikalık bir ritme sahip. E, ve ama bu böyle çok fix bir ritim değil. Çünkü iyi ki de değil mevsimlere biz bu sayede adapte olabiliyoruz. Biz bu sayede mesela jetlek oluyoruz ama yine de başka bir kıtaya gittiğimiz zaman oradaki zaman dilimine adapte olabiliyoruz. Nasıl oluyoruz derseniz, ışık yoluyla oluyoruz. Yani beynimizde ışıkla kendisini ayarlayan bir saatleri ayarlama enstitüsü var. Peki mağarada kendi de oluyor dediniz. Mağarada ışık yokken nasıl oluyor? Işık yokken oluyor. İçimizde içsel olarak ııı bu programa sahip e, supraküresmek e, nükleus diye beynimizde hipotalamusta bir bölge var. Burası diyor ki senin işte 24 saat 11 dakikalık bir e, günlük circadian ritmin var. O eğer ışık yoksa da o, kendi o çalışıyor. programıyla çalışıyor. Işık e, varsa ışıkla ayarlama yapıyor e, ve bu mekanizma şöyle çalışıyor. Aslında bu aslında Tam ışık iki gözün ışık kablolarının diyeyim bağlandığı merkezde onu alıyor ve onunla kendi saatini ayarlıyor. Gözümüzde şimdi sizin kitleniz enteresan bir kitle normalde bu kadar detaya girmiyorum ama gül girilmiyor, gül girilmiyor. yani burası enteresan bir kitle olduğu için gözümüzde retinada da ganglion dediğimiz işte melanopsin içeren. Yani melanopsin de ışığın kısa dalgasına yani mavi ışığa e, duyarlı e, bir hücrelerimiz var, nöronlarımız var. Buradan ışığı alıyoruz e, ve sabahleyin mesela mavi ışığı gördüğü zaman e, süprakiyazmik nükleusa sinyali veriyor diyor ki hani sabah oldu. Şimdi burası o noktada aslında 16 saat ya da 14 saat sonrasına alarmı kuruyor uyku saatiyle ilgili. Ha mavi ışık geldiği an itibaren sen 14 saat uyanık kalacaksın sonra uyuyacaksın. X ilk alarm o. Ama yani uyuyacağımız uyandığımızda belirleniyor. Bravo. Yani dolayısıyla mesela uyku nasıl iyi uyuruzu da parantez açalım. Ona geleceğiz. ona geleceğiz. İlk şeyi açıyorum başlığı. daha uyandığınızda eğer kendinizi gün ışığına işte güneşi selamlama ritüelleri falan aslında arkasında hep bunlar var. Gün ışığına maruz bıraktığınızda uyku için ilk hayırlı işi yapmış oluyorsunuz. Burası daha sonra aslında bütün programı açıklıyor. Diyor ki saatlerin ayarlama enstitüsü dememin sebebi şu. Bütün organın da içinde, bütün organlarımızda da saatler var. Bu saatler kendisini bu SCN diyelim, yazım kıyaslı nükleosa göre ayarlıyorlar. Ve diyor ki sen şu saatte işte... Hazmı biraz daha arttıracaksın. Karaciğer, şu, şu sinyalleri şu saatte vereceksin. E, vücut ısısı, şu saatte. Yani aslında vücudun o motor çalıştırma düğmesi sabah gözlüğümüze giren, güneşten giren ilk mavi ışık. Aynen. O yoksa da e, iç, içimizdeki otomatik saat. Anladım. Ama otomatik saat hafif şaşabiliyor. Hafif şaşabiliyor. E, ve bununla beraber aslında akşam programına kadar geliyoruz. Yani gün içerisinde. Dolayısıyla aslında düzenli bir hayat yaşamak, her gün aynı şeyleri yapmak aslında sağlıklı bir şey. Çünkü zaten vücudun istediği program da biraz bir düzen. Peki biraz sıkıcı değil mi? Daha sıkıcı hale getirebiliriz <laughs> ama yani belli bir düzen bir yere kadar. Şimdi akşama geldiğimizde de bu bu sefer gözümüzdeki artık mavi ışık ışığın kırmızısına doğru dönmeye başladığı için Karanlıkla da tetiklenerek e, süpre ikaz mikros diyor ki başka bir organa epifiz bezi var. Bu üçüncü göz dediğimiz. <laughs> e, sen diyor uyku programını artık başlat. Me, e, melatonin dediğimiz salgı, e, salgı, e, salgı orada or başlıyor. başlıyor. O kimyasala geçiyoruz. Şimdi bu aslında tabii çok da yüzeltilen bir şey. Amerika'da e, işte raflar dolusu melatonin, melatonin var. Sortular. Her yerde var. Uçağa binerken kok alıyorlar. Bir yatarken alıyorlar. Ama doğru bir şey değil yani. Değil mi? Şimdi, Değil. Çünkü günlük bizim ihtiyacımız olan doz 0,2 miligram falan 5 miligram satılıyor abi. Yani ve bunu böyle şey gibi alıyorlar. Bence çok zorlamamak lazım o sistemi. Ama işte jetlek oldunuz falan. Araya bir anı sokayım. Ben hayatta melatonin falan kullanmadım. Ben böyle şeyleri sevmem. yani. Öyle i̇nsanı zorla bir şey yaptıran Vitamin falan çok kullanıyorum ama onu kullanmam. Bir gün uçağa biniyoruz. Amerika'ya gideceğiz. Yanımda da bir arkadaşım var. Dedi ki, melatonin çıkardı, verdi bana. Dedi ki, alır mısın? Dedi. Yok dedim, ben öyle sevmiyorum dedim. O bir tane böyle büyük melatoninle attı ağzına. Dedim ki, kaçlık o dedim. Onluk mu? Onluk dedi galiba. Onluk. Dedim ki, çok değil mi? Dedim, yok dedi, şahane uyurum şimdi dedi. Üç gün uyumadı. Üç gün uyumadı. Ben dedim ki, yani bu şey gibi, yani ilaçlanmış dana gibi uyur diye düşündüm. Tam aksine, meğerse bunun çoğunun da ters bir etkisi varmış Tabii. ve üç gün uyumadı. Yani jet lag falan diye böyle e, daha bir lag oldu yani felaket oldu. <laughs> bir antihistaminik alsaydı halbuki alerji çok, çok daha iyi uyurdu <laughs> ama yani yine de böyle şeyleri Bence yapmamak gerek yok. lazım. Şimdi e, dolayısıyla melatoninle birlikte aslında o bir start duru Yani daha fazla melatonin aldığınızda daha iyi uyuyorsunuz diye bir, bir şey geçiyor. yok. Sadece başlangıç aşamasını belirleyen. Ee, bununla beraber aslında biz rahat bıraksak uyuyacağız. Çünkü uyuma prosedürü aslında çok kolay. Yani uy beyin uykuyu nasıl başlatıyor? Ee, beyin aslında yine bu hipotalamus içerisinde bir bölge var. E ee, VLPO galiba kısaltması çok önemli değil. Bir yine bir sinyal veriyor. Ee, yani galenin GABA gibi bir takım rahatlatıcı e, malzemelerle kimyasallarla Vücudun kendi ürettiği. Kendi ürettiği yani beynimizin içerisinden işte nöropeptitler var, nörotransmitterler var. Bunlardan gaba ve galanin salgılıyor. 7 tane uyku merkezi, şey uyanıklık merkezimiz var beyinde. Yedisini birden kapatıyor. kapatıyor. Ve biz orada aslında... Bizi... Ne o yedi, pardon, o yedi merkez ne, neler? Bunlar hep hipotalamusun içerisindeki merkezler aslında, uyanıklık merkezleri. Hemen geleyim oraya, yani orası e, önemli. Çünkü biz bu yedi merkezi birden çok hızlı kapatabiliyoruz. Aslında bur burada bizim yaşadığımız o birden uykuya rahatlayarak dalma anı. O bir anda ağırlıksız hissettiğimiz an. Ve kolayca aslında uyuyoruz. Hı -hı. Bir problemimiz yoksa kendimizi başka şekilde sıkıntıya sokmamışsak. Uyanma prosedürü mesela enteresan. Uyanma prosedürü şöyle enteresan. Ee, şimdi bizim... E ben eskiden bilgi teknolojileri sektöründe çalışırken... ...böyle yaşımız meydana çıkacak abi ama... E, ...şeyler vardı. Mainframe bilgisayar. abi değil de ne bilgisayar? Ağabey tercih. Saygıda. Yani severek izliyoruz derler Ben de sizi çok iyi takip ettiğim için çok yakın hissediyorum. E, şimdi bu ana bilgisayarlarda... E, ...hakikaten açılış prosedürü... E, Bayağı bir sürer. 45 dakika sürer. Ee, hatta e, önemli değil, bir banka bir problem yaşadı birkaç sene önce. O hakikaten o bilgisayarları kapatmak, açmak, ah, start bak. etmek. De, ben <laughs> söylemedim. <laughs> e, Çok zor iş yani hakikaten. Allah yardım etsin oradaki e, arkadaşlar için. O zaman çok şey yapmıştım yani üzülmüştüm. Şimdi aynı şekilde uyanmak da aslında zor bir iş. Yani o yedi merkezi tek tek. Önce bir e, ana merkezden histamin yani histamin aslında o antihistaminin tersi Ters. yani histamin e, bir şekilde sizi e, ilk uyandıran uyarıcılardan bir tanesi. E, önce histamin salgılanıyor. Ondan sonra oreksin salgılanıyor. Oreksinle işte orta histaminle e, biz korteksi uyandırıyoruz. Sonra oreksinle... 7 tane uyanma merkezi uyandırıyoruz. Tık tık tık, 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 tık 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 açılıyor. Ondan sonra onların her birisi işte e, bir tanesini oraya epinefrin dediğimiz yani aslında beyinde üretilen adrenalini... salgılıyor. Öbürü işte e, serotonin salgılıyor, dopamin salgılıyor. Yani bütün bu uyarıcılar salgılanıyor ve beynimiz parça parça açılıyor. Şimdi ben bunu ilk keşfettim. Parça parça başlıyor. Bir anda tak olmuyor mu? Hayır, parça parça açılıyor ve uyanma yani biz uyandığımızı düşündüğümüz andan önce başlayan bir süreç o histaminlerle. Yani uyku hafifliyor. Uykudan e, uyanmaya başlıyoruz. Ondan sonra işte adrenalin vesairesi. Gerçek manada uyanmak da bir süre alıyor yani. Hani tamamen e, beyinsel fonksiyonlarımızın yerine gelmesi. Peki bu araya alıyor. bir soru sıkıştırabilmiştik. Kimileri uyanır cin gibi Kimileri uyanır böyle bir salaklık vardır. Bir yarım saat işte bir kahve için, bir çay için falan. Bir... Bu kişiden kişiye mi gelişiyor? Bu hormonların salgılanma hızıyla mı ilgili? Bu aslında kişiden kişiye değişiyor. Çünkü bu hormonların salgılanma hızı herkeste farklı. Yarattıkları etkiler herkeste farklı. Uykusunu alıp almadığı bir gece önceden kalıp kalmadığıyla ilgili bir sürü şey var. Çok hep merak ee, ediyorum çünkü kim, kim çok neşeli uyanır. Mesela ben çok neşeli uyanırım. Hatta da bana kızar. Der ki sabah sabah ne bu neşe falan e, der. Tabii o şuna kadar geliyor. Yani hani bilinir baykuşlar şeyler. Kimi gece insanıdır. Kimi daha e, Hı -hı. sabah insanıdır. E, tabii o stereotiple da daha doğrusu o fenotip stereotip değil. Fenotiple de çok alakalı. O kişinin hani e, bazıyla da çok Aa. alakalı. Ama bir taraftan da hani her gün de aynı uyanmıyoruz. Bazen çok dinç uyanıyoruz. Evet. Bazen çok daha zor uyanıyoruz. Verhasıl bu uyanma bir proses. Ben buna baktığım Ya yani uyuma zaman, da bir proses, uyanma da yani uyanma bir. Uyanma daha kolay bir proses, uyanma daha uyan kolay. U u özür dilerim. Uyuma daha kolay Hı -hı. bir proses, uyanma daha zor bir proses. Aa. Ona baktığım zaman ben hep şunu düşünüyorum. Ya bizim standart halimiz uyumak da ee, uyanıklık, uyanıklık acaba aslında sonradan görelim. biz normalde uyumaya, uyumalı gibi Evet, uyanık kalmak için Vücut çok bir çaba, sarf, çaba ediyor. sarf ediyor. Çok fazla çaba sarf ediyor. Dolayısıyla şimdi burada aslında şu şeyleri biz aslında şu başlıkları açmış olduk. Uykuya dalarken bir sinyal, uykudan uyanırken birçok sinyale ihtiyaç duyduk. Bu sinyaller aslında akşam bunları tetiklediğimiz zaman biz Uyumakta zorla, zorluk çekiyoruz. Beyni uyanık tutan yani serotoninler, e, ondan sonra adrenalinler yani bir örnek veriyorum. Şimdi bilgisayar oyunu. Ben çocukken tabii o çok oynardık ama daha basit oyunlar. Şimdi çok sofistike oyunlar. Adam 100 milyon dolar para harcı seni sana birisinin atış ettiğine ikna etmek için. Şimdi o oyunu oynayıp kapatıp. Yattığımda çok iyi bir uyku uyuyacağım demek çok kolay bir şey değil ee, ve enteresan yani ciddi ciddi adrenalin basıyor vücut beyinde de noradrenalin salgılanıyor adrenalin günün sonunda siz REM uykusuna girdiğinizde REM uykusunu engelliyor yani e, vücudumuzdaki çeşitli salgıların içeride oluşan veya dışarıdan aldığımız derin uykuya REM uykusuna belli uyku e, modüllerine etkileri var. Dolayısıyla akşam oyun oynamanın veya da adrenalin arttırıcı faaliyette bulunmanın. Yani akşam paraşütle atlarsan uyuyamaz. Uyuyamaz. Ee, o çünkü bu ya ister da, oyunda olsun ise olsun. Aynen. Uyur, uyursun ama e, uykunun belli fazları belki birazdan onlardan da konuşabiliriz. Konuşacağız. E, oralarda problemler yaşayabilirsiniz. Yani şöyle düşünün. Aşırı mutlu oldunuz. Bir haber aldınız. Uçuyorsunuz. Yani çok uzun süredir beklediğiniz bir şey tam da gece 11'de oldu. Uyumakta zorluk çekersin. Serotonin... İyi veya kötü evet. her şey uyumayı yani, engelleyebilir. Aynen öyle. Mesela... Yani duygular stimüle olunca uyku zorlaşıyor. Uyku zorlaşıyor. Ee, şimdi mavi ekrana bakarsan... Evet doğru ama... E, sosyal medyanın mesela en büyük sıkıntısı aslında... E, bizim... Ödül mekanizmasını tetikliyor, dopamin salgılatıyor. Yani çevir Allah çevir, her çevirdiğimizde de bir ödül mekanizması tetikleniyor. Biz yoksa mavi ışıkla tamam bir yere kadar o melatonini engelliyoruz ama... ...esasen biz beynimizde bir uyaran yarattığımız... Akşam Twitter, YouTube, şey yok YouTube'da bir şey olmaz. Orada ödül yok. Instagram. Evet yani... Podcast dinleyebilirsiniz, böyle bir programı açıp dinleyebilirsiniz, kitap Ondan okuyabilirsiniz. Gelmek. Hiçbir problem yok bunlarla. Sakinleşmek lazım yani akşam yatmadan önce. düşünmek. düşürmek. Evet. Uyku kafanızı yastığa koyduğunuzda değil de birkaç saat öncesinde yavaşlayarak başlayan bir proses. Hı. Öyle düşünebilirsiniz yani. Peki kimileri, dediğiniz gibi kimileri daha kolay uyuyor? Yani mesela şimdi. Aynı işleri yapan insanların bazıları daha rahatıyor. Şöyle söylesek, yine kendi örnek vereceğim, eşim bana çok kızıyor. Şöyle kızıyor. Diyor ki, ya diyor, o mesela yatıyor, işte, telefonunda bir şey dinliyor, bir şey seyrediyor veya televizyonda, ışıklar yanık oluyor falan. Ben yatma saatinde gidiyorum, ışık yanık olsun, odada 25 kişi olsun, kavga dövüş olsun, yan tarafta bomba patlasın. Ben yastığa 20 santim kala yani yastığa değdiğimi hatırlamadan uyuyorum. Kaçta yatarsa bile bazen 11'de, bazen 2'de, bazen 5'de fark etmiyor. Eşim çok güzel, diyor ki Böyle insan böyle uyumaz diyor. Ben senin öldüğünü zannediyorum yani yatağa uzanırken diyor. Bank diye. Ama buna mukabil bazıları da saatlerce uyuyamıyor. Bu neden kaynaklanıyor? Yani aynı işi yapan ne bileyim mesela yan yana yemek yiyoruz, sonra oturuyoruz, kalkıyoruz, televizyon seyrediyoruz, kitap okuyoruz. O uy ben uyuyorum o uyuyamıyor. veya o uyuyor ben uyuyamıyorum. Onun sebebi nedir? Ee, ya ben şimdi burada biraz kopya çekiyorum, şundan kopya çekiyorum. Sizin de daha önceden de görüşmemiz evet. olduğu için e, siz kaygılarını çok iyi yönetebilen bir insansınız. Yani e, duygularını vurdum <laughs> duymazsın diyecektim. <söyleyeceksiniz. gülüyor> Öyle demek <laughs> istemedim. Öyle demek istemedim. Yani daha teknik konuşalım. <laughs> teknik konuşalım. Duygusal <laughs> regülasyonu yüksek bir insansınız kendi duygularını çok e, hani kontrol altına alabilen, bunları e, kaygı haline getirmeyen, buna işte e, rüminasyon diyorlar, kibar Türkçesi geviş getirmek. <gülüyor> <gülüyor> yani yatıp da... Reza rezil ya, oldum. E, hayır, kendi size, programda rezil oldum. Hayır, geviş hayır, hayır. Sizinki <gülüyor> işte... <gülüyor> çok güzel, çok çok bunu yapmıyorsunuz. Ha yapmıyorum <laughs> ben. Yapmıyorsunuz. Ha. ben geviş getirmiyorum. Yapmıyorsunuz. Ha ben de işkembe yok demek ki. Yok Yani e, rüminasyon şu. Ee, akşam kafaya yastığı koyup ya bugün şöyle oldu böyle oldu keşke böyle olsaydı onu şu lafı soktum soktu bana ben de keşke cevap Yok, verseydim. verseydim ondan sonra yarın da şöyle olacak bu reminasyon işte yani hiçbir faydası olmayan bir önceki günkü olayları çevirdikçe çevirdiğimiz Ama yani yok. çağırıp çağırıp Çin'e tekrar. tekrar yolladığımız çok çok hiçbir... güzel bir tanım. Hakikaten yeviş şahane bir tanım. Evet, yani teknik adı rüminasyon. Türkçesi yeviş getirmek. getirmek. Bunu yap yaparsanız tabii bu ne getiriyor? İşte yine kortizon sal şey, kortizol salgılatıyor. Yani stres hormonu salgılatıyor. Başka başka hormonlar ve bu artık sizi uyanık faza getiriyor. Çünkü beyin şöyle düşünüyor. Bir şeyler oluyor. Sürekli kötü kötü düşünceler geziyor. Başımıza bir iş gelecek. Uyumanın Uymanın sırası mı? diyor. Ee, sizin gördüğüm kadarıyla olayları tamam bu buysa bu da böyle yapacak bir şey yok. Kafamızı... Ha, bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Yarın olay ayrı ayrılıyor diyorsunuz ki çok doğru bir tavır. Ee, bence bunun da ödülünü alıyorsunuz diye düşünüyorum Peki şimdi e, REM'den bahsediniz, derin uykudan bahsediniz. bu yeni e, saatler var, e, işte saatler var, hatta yüzükleri falan filan da var bunun. E, bunlar insanların uyku kalitesini de ölçüyor. Yani gün içinde yok nabzına ölçüyor, yok onu ölçüyor, e, spor ölçüyor ama Akşam da uyku kalitesini ölçüyor. Sabah ben bakıyorum böyle, işte uyanıyorlar, basıyor... ''Aa işte 7 saat uyumuşum, bunun işte 1 saat 11 dakikası kaliteli derin uyku... şu kadarı bilmem ne falan filan.'' diye. Bizim saatlerde öyle bir şey yok, biz dededen kalma usulüz ama... yeni nesil böyle yapıyor. Derin uyku ne? Uyku kalitesi ne? Bu kadar uzun yani 8 saat uyudun ama içinde hiç derin uyumadın. Veyahut da 10 saat uyudun ama içinde REM süresi çok kısıtlıydı. Bunlar ne demek? Ne anlamlara geliyor bütün bunlar? Saatlere gelelim en sonunda. Bunu ölçüp ölçmemek. Ölçebiliyor muyuz? Ne kadar verimli ölçebiliyoruz? Ama uykuyu şimdi başlattık. Oraya dönüyorum. Gözümü sonra, kapadım ve uyudum. Evet. Yani ne oluyor? Bir kere e, siz sorarsınız diye düşünüyorum bir noktada. Bu 8 saat bahsi gerçekten lazım mı? mı? Şimdi... O hesap aslında şöyle bir yerden çıkıyor. Aşağı yukarı uyku, e, işte yüzeysel bir uyku diyelim. Sonra derin bir uyku. Sonra da rüya uykusu veya e, rapid eye movement. Mu yani gözlerin hareket ettiği e, bir uyku olmak üzere. Göz süre... kapakları kapalı ama evet. işte hareket ediyor. Yani işi daha fazla köpürtmeyelim. Üç tane fazı var. Üç bunun. fazı var uykuru. Evet. Yani bunun... E, Nanrem'in biri ikisi falan var ama çok önemli değil yani üç tane fazı var ve bu tekrarlıyor. Her bir faz aşağı yukarı 90 dakika sürüyor. Daha doğrusu her bir faz derken her bir paket paket 90 dakika sürüyor. Beş paketle de biz uykudaki yapılması gereken işleri çözüyoruz gece. İlk faz 20 dakika fazladan sürüyor ilk ilk paket. Ee, ne yaptı? 450 artı 20, 470. Bunu da 60'a 60 bölüyorsun. Ederse. Aşağı yukarı 8 saat çıkıyor, 7 saat 45, 50 dakika çıkıyor. Şimdi bu yapı aslında kendi içinde homojen değil. Bir kere ilk başlıyor. Yani bir 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 pakete bakalım. İlk faz hafif bir uykuyla. Ne oluyor? İşte kalp atışımız yavaşlıyor. Beyin dalgalarımız yavaşlıyor, frekansı düşüyor. Vücut kas yapısı yumuşamaya başlıyor. Biraz kendimizi salıyoruz. Ama tam olarak da felç durumda değiliz. Dönebiliyoruz falan. Ve burada belli bir süre seyrettikten sonra derin uykuya geçiyoruz. Derin uykuya geçtiğimizde muhteşem bir şey oluyor. Derin uykuda bir anda beyindeki nöronlarımızın hemen hemen hepsi, e, aynı anda yanıp sönmeye başlıyor. Yani bunu şöyle düşünelim Mustafa, e, gündüz e, bir, ya da uyanıkken ışıl ışıl bir şehir düşünün. E, uykuya gittiğinizde hafif hafif bu şehrin ışıkları kapanmaya başlıyor. E, eskiden, Sadece cadde e, ışıkları kalıyor. Evet. Re şeye derin uykuya geldiğimizde hani eylem yapıyorduk ya eskiden. E, Işıkları yakıyorduk. Aynı anda ama hep hepim, herkes aynı anda yakıp söndürüyor yani. E, Allah Allah ışık. bunu ilk defa duyuyorum. Evet e, ve bu böyle hani bunu ölçtükleri zaman fuh, fuh, diye bir sesi de e, seslendiriyorlar. Yani? Aynı anda seslendirilen bir şey gibi düşünün e, frekans olarak bir dalga gibi düşünün e, 11-12 hertz yanlış hatırlamıyorsam. E, e, sayede 11 kere yanıp sönüyor ışıklar. Dakikada. Ay, dakikada. Dakikada 11 kere, e, o özür dilerim 12-16 kere yanıp sönüyor. Şimdi bu olurken de çok enteresan bir şey oluyor. Bu yanıp sönme aslında e, beynin bir tarafından bir tarafına dalganın gidişi gibi düşünün. Elektrik dalgasının e, ve birkaç tane fonksiyonu icra ediyor bu sırada beyin. Bir. Bizim hipokampüs dediğimiz kulaklarımızın arkasında aslında küçük günlük kayıtları yaptığımız diskler var. Yani bunlarla gün içerisinde ne öğreniyorsak buraya kaydediyoruz. Ha Buraya ne, ne buraya kaydediyoruz? Buralarda kulağın arkasında beynin hemen kulağının arkasında iki tane ne denir ona tam drive derlerdi eskiden küçük hani takarsınız çıkartırsınız bir, bir gigabyte. USB'ler var. USB'ler bravo. İki tane disk var. Uykuda Şimdi, bunları buradan çıkarıp buraya takıyorlar mı? Beyne dağıtıyoruz. O bilgiyi yavaş yavaş beyne dağıtıyoruz. Her bir dalgayla belli bir miktar bilgiyi alıyoruz. Yani Ama o gün öğrendiğimiz, yaşadığımız ne varsa o datayı biz beynin içine transfer ediyoruz. Beynin yüzeyine transfer, kortekse transfer ediyoruz. Beyin dalgasıyla. Ve bu dalgalar aslında bir data transferi. Çok kompleks bir işlem yapılmıyor. Aslında sadece belli yerlere, belli bilgiler transfer ediliyor. Aynı zamanda bu yanıp sönme sırasında bir nöron yandığı zaman şişer. Söndüğü zaman elektrik yollamadığı zaman küçülür. Aynı anda olduğunda bu beynin içerisinde bir pompa faaliyeti başlıyor mekanik olarak. Ve e, aynı vücudumuzda lenf sistemi olduğu gibi beynimizde de glimfatik sistem dediğimiz bir sistem var. Burada o günkü... E, Oluşan bütün metabolik atıklar o lenf sistemiyle temizlenmeye başlıyor. Şimdi... Yani beyin külünü atıyor dışarı asıl. Külünü aslında. atıyor. Şöyle şuna benzetiyorum. Paris'te çok dikkatimi çekmişti. Bir tane abi geziyor, musluğu açıyor, yolu suyu şey yapıyor, yollar suyla yıkanıyor. Kendi içerisinde bir takım bir lenf sistemi gibi şehirde bir şey var. Aynı, Aynı öyle bir şey, şey oluyor yani... O günkü, şimdi bugün konuşuyoruz, birbirimizden bir şey de öğreniyoruz, bir etkileşim yaşıyoruz, yeni bağlar kuruyoruz, yeni bağları kopartıyoruz, bir takım şeyler ortaya çıkıyor, ne diyelim, proteinler ortaya çıkıyor, bunlar temizleniyor. Bu temizlenme son derece önemli. Yani amiloid beta ve tau protein diye iki tane önemli protein tipi var, atık tipi var. Bunlar temizlenmediği zaman kalsifikasyonlar oluşmaya başlıyor çok uzun dönemde. Ve bugün Alzheimer demans gibi hastalıkların önemli bir sebebi olmasından şüpheleniliyor. Yani uyku bozukluğunun. Uyku yani direkt bu bağlantıyı kurmak istemiyorum çünkü bunu kimse ispatlamak çok zor çok uzun, uzun dönemli bir süreç olduğu için ama şunu biliyoruz. Ee, ilk önce bu eee kalsifikasyonlar hipokampusta oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla Alzheimer ilk başta e, hafızayı vuruyor ama zamanla başka yerleri de vuruyor. Tek sebebi uyku bozukluğu diyemeyiz ama çok ciddi bir şüphe var ki e, bu e, birikimler bir yerden sonra bir sıkıntı yaratıyor. E, ve Alzheimer demansa da sebep olabiliyor. Bu söylediğiniz uykunun ilk aşaması mı? E, yani derin uyku ya geldik sonunda. Oradan REM uykusuna Bu derin geçiyoruz. uykuda mı oluyor bu evet, derin uykuda tamam. Bu oluyor. ikinci aşama. İlk aşama. İlk aşama yüzeysel. Orada bir hazırlık var. Orada da mutlaka bir şeyler oluyor. Hani çok fazla da bilemiyoruz. Bugün de aslında Ama çok derin uykuda beyin e, nöronlar harekete geçiyor. Beyin kendini temizliyor. E, içerideki i̇çerideki atıkları e, yolluyor. Ve gün içinde edinilmiş e, kayıtları da e, içeriye beynin yüzeyine e, Atıyoruz. kortekse atıyor. Aynen öyle. Şimdi REM uykusuna geliyoruz. REM uykusu da Yine muhteşem. Ben Rüya hep, gördüğümüz yer değil mi? Evet. Arası? Yani hepsinde aslında diğer uyku fazlarında da rüyalar görüyoruz. Ama burada biraz daha farklı rüyalar görüyoruz. Şimdi REM uykusunun muhteşemliği de şu. Beyin dalgalarına bakıyorsunuz. Uyanıklığa çok benzer bir e, seyir izliyor. Yani baktığınızda uyanıklığın biraz daha yavaşı gibi. E, artık vücut felç oluyor. Çünkü e, göz ve o hani kalp gibi şey gibi kendini otonom sistem dışındaki hareketler kısıtlanıyor. Çünkü kalkıp koşmayın diye. Çünkü yani orada çok... bozuk olduğu zaman şey oluyor, gece evet, yürümeler başlıyor. Başlıyor, Uyur başlıyor. başlıyor. Uyur gezerlik başlıyor. Çünkü kaslar o, o anda beyin bütün kasları geçici olarak felç ediyor. Aksi rüyada gördüğü şey, hareketleri yapmaya başlayabilir. Aynen öyle. E, dolayısıyla son derece inandığımız, inandırıcı bir takım rüyalar görmeye başlıyor. Şimdi bu rüya fazının eee birçok fonksiyonu var. Bir tanesi şu. E, öğrenmenin devamını işleyelim. Şimdi biz hafızayı oluşturduk. Kulaktan, kulak arkasından aldık, beynin üzerine dağıttık ama hala derli toplu bir hafıza değil. Burada artık bir çeşit bilinçle e, dosyalar açılıyor, içine bakılıyor. Aa diyor bu. Hı, hmm, kütüphane gibi raflara evet, yerleştirmeye başlıyor. Bunlar başkan. artık bunlar Yanlış bilgi ya eski bilgi bunları silelim diyor. Bunları diyor şuraya bağlayalım. Aa bak burada bu var. Beş yıl önce seyrettiğim bir filmle bugün gördüğün şey arasında aslında şöyle bir bağlantı var diyor. Burada bir kompleks öğrenme ortaya çıkıyor. İki yaratıcılık ortaya çıkıyor. Çünkü artık bilgiler arasında bağlantılar, bağlantılar kurulmaya başlıyor. Sebep sonuç ilişkileri kurulmaya başlıyor. Yani... İnsan doğasının bütün muhteşemliği aslında burada. Aslında zeka olacak. orada var, galiba önemli bir kur ee, kurgulanıyor. Orada kurgulanıyor ee, ve bunun bu ölçülenmiş yani mesela piyano çalmak gibi veyahut da e, bir takım beceri öğrenmesi, daha kompleks öğrenmeyi bakıyorsunuz gündüz öğretiyorsunuz, akşam bir test yapıyorsunuz diyelim evet. ki 50 performans... Sabah aynı testi hiç ekstra çalışma olmadan yapıyorsunuz 70-80. Hem hız artıyor hem hatasızlık artıyor. Dolayısıyla ciddi anlamda uykunun bu performansı arttırdığını yani biliyoruz. O zaman sınava girecek öğrenci sabah çalışmaktansa akşam çalışmak ya da bir gün önce çalışmak daha iyi. Aslında öyle. Yani aslında şu çok önemli. Şimdi biz çocukları ne yapıyoruz? Sabahın köründe arabaya dolduruyoruz, yolluyoruz. Şimdi... E, aslında çocukların uyuması lazım. Öğrenmek için çalışmak kadar uykudak son derece önemli. Ve burada açıkçası kayıplar asimetrik. Şunu kastediyorum. Ee, gecenin başında derin uyku daha fazla yaşanıyor. Gecenin sonunda daha doğrusu sabaha karşı da rem uykusu daha fazla, fazla yaşanıyor. Şimdi e, biraz önce söyledik ya bir mekanizmamız var sirka ritmimiz. Aşağı yukarı vücut biliyor ne zaman uyuyacak ne zaman uyanacak. Ona göre programlıyor. Şimdi siz her ge her gece 11'de uyuyan bir adamsınız. Gece 2'de uyudunuz. Sıfırdan program başlamıyor. Gece 2'den başlıyorsunuz uyumaya. Dolayısıyla o baştaki derin uykudan kaybediyorsunuz. Hmm. Hmm. Ee, veya her hmm. zaman 8'de kalkan bir adamsınız. Saat 5.30'da kalktınız. Sabah gireme uykusundan büyük oranda kaybediyorsunuz. Ee, dolayısıyla hani uyku... Böyle biraz yüzde yirmi buradan kaybettim ne olur ki diyoruz ama aslında. Yani geç uyudum, geç, geç uyandığımda bir, bir, bir fonksiyon yok. Önemli olan düzen, düzenli olması. Düzen, düzen, düzen. ritim sizi ayarlayacak bir süreç. Yani her akşam on birde uyuyacaksın, sabah yedide kalkacaksın, problem yok. Problem. Ama her akşam on ikide, birde uy uyuyacaksın, dokuzda kalkacaksın. Yine okey. Yine okey. Yine okey. Ama akşam bunu değiştirmeyeceksin. Sen. Ama bunları böyle çok değiştirmeyin. Bir değiştirme... gün de bir gün 11'de, bir gün gece sabaha karşı uyumayacaksın. Evet. Bir ritim olacak ve o ritme hep sadık kalacaksın. Doğru. Evet. Evet. bu burası bence çok önemli. Çünkü aksi takdirde kayıplar asimetrik oluyor. Yani siz sabah uykusundan ciddi miktarda kaybettiğinizde aslında gece neredeyse hiç uyumamış kadar kötü hissedebiliyorsunuz. Bir süre uyudunuz ama işte REM uykusunun yokluğu veya derin uykunun yokluğu tek başına bir uykusuzluk tanımı Yani yaratıyor. paketin içinden bir şeyi çıkardığınız zaman paket, paket bozuluyor. bozuluyor. Bravo. Şimdi buradan öğrenmeye geldim. Remin çok önemli bir fonksiyonu daha var. Bu da aslında unutmak. Unutmak son yani gereksiz bilgileri silmek, beyni boşaltmak, bir sonraki gün için yer açmak son derece önemli. Aynı zamanda Hayatta unutmak istediğimiz şeyler de oluyor değil mi? Yani büyük travmalar oluyor, büyük kayıplar oluyor, kötü kötü anılar oluyor. Bunları unutmak da aslında REM uykusunun görevi. Şimdi burada çok enteresan bir mekanizma var. O da şu, beynimizde locus trilus dediğimiz bir kısım var. Yine bu hipotalamusun içerisinde. Bu arkadaşın fonksiyonu, aslında yine o da bir adrenalin salgılıyor ama yani de 7-8 tane adrenalin salgılayan yer var. Bu Burası ne yapıyor biliyor musunuz? Mesela şurada bir büyük ses olsa hepimiz oraya bakarız. Dikkatimizi oraya çeviriyor birinci görev. İkinci görev gün içerisinde dikkatinizi düzenli tonik bir miktarda adrenalin salgılayarak diri tutuyor. E, diri tutuyor. Yani bir şeye konsantre olmanızı sağlıyor. Fazla çalışırsa panik yaşıyoruz. Panik durumları yaratıyor. Ataklar panik ataklar başlıyor. Şimdi bu arkadaş sadece REM uykusunun belli bir anında sistemi kapatıyor ve hiç adrenalin salgılamıyor. O anda biz sadece silebiliyoruz. Yani beyin sadece o anda, o dönemde, o sırada bizim bağlantıları koparmamıza, hücreleri öldürmemize belli memori bilgileri gibi, silmemize, depoları boşaltmamızı bize sağlıyor. sağlıyor. Ve açıkçası bir travma yaşadığınız zaman sonuçta bir travma, kötü bir olay yaşadığınız zaman yıllar sonra da o olayı unutmanız çok mümkün değil. Ama o olayla o olaya bağlı olan duygu durumunu birbirinden ayırmaya başlıyor. Yani bizi perişan eden bir anladım. Çok yani, yani şimdi diyelim ki çok sevdiğiniz birini kaybettiniz ve kaybın acısından dolayı ağlıyorsunuz. Fakat sonra aradan zaman geçtiğinde onu hatırladığınız zaman yine üzülüyorsunuz belki veya anımsıyorsunuz ama artık ağlamıyorsunuz. O Bravo. bağlantıyı koparan da o uykudaki o durum. Belki daha olumlu şeyler artık öne çıkıyor. Onları hatırlıyorsunuz. İyi şeyler atıyor sona Yani eğer siz e, rem uykusunu düzgün uyuyamazsınız, hiç uyuyamazsınız. Hiç uyuyamadığınız dönem olur mu? Olur. Nedir? Onun adına da zaten post travmatik sendrom diyoruz. Yani Vietnam sendromu Hı -hı. gibi. Ee, buradaki acıların hep aynı günkü tazelikte olmasının sebebi rem uykusunu öldürüyor. Ha, rem uykusu posttravmatik travmatik sendromun sebebi mi aslında? Ya da ikisi birbirinin sebebi belki. Birbirinin sebebi. Birbirini... Tetikliyorlar. Öldürüyor. Dolayısıyla siz unutamıyorsunuz. Unutamadıkça her gün aynı... Acıyı aynı yoğunlukta yaşıyorsunuz ve o acı e, sizin aşırı o bir süre sonra adrenalin salgılamanıza sebep oluyor. O da REM'i ve bir çevrime giriyorsunuz. Bir kısır döngü oluşuyor orada. Onu kırmak mümkün ama herhalde bir yerde. Bunu kırmak için şu anda ciddi çalışmalar yapılıyor. E, ve e, özellikle de bu mekanizmayı e, baskılayarak bunu yani uyumadan bunun içinden çıkmak zor. Uyumak gerekiyor. Uyuyabilmesi gerekiyor. Yani Bunlar uyuyamıyorlar bu hastalar. Evet. Ee, biz de... Şimdi burada şöyle bir şey var Üstad. Birincisi ilaç endüstrisi de buna çok yardımcı olmuyor. Yani verilen bir takım depresyon ilaçları bir takım şey. Bunlar da aslında serotonin yoluyla veyahut da e, bu adrenalin yoluyla e, bu mekanizmaları da e, değiştirerek, bozarak gece uykusunu çok kötü etkileyebiliyorlar. Yani ben aslında... E, uykunun reçetelere girmesini istiyorum. Uykunun doktorlar tarafından ya benim bu yazdığım ilacın uyku uykuya etkisi var mı? Bunun sonu ne olur? Ya, bakmasını istiyorum. Dolayısıyla burada görülen o ki e, travma hastaları, büyük acılar yaşayanlar, unutma belli şeyleri unutması gereken insanların her şeyden önce çok iyi uyuması gerekiyor. Yani uyku aslında önemli bir ilaç hem ruhen hem bedene. Evet, evet. Peki bedende mesela bedendeki Yıpranmaya karşı uykunun etkisini. Çünkü uyuduğu zaman insan hücre yenilenmesi başlıyor Tabii. bütün vücutta. İşte sadece beyinde değil vücuttaki bir takım atıkların da ortadan kalkmaya başlıyor. Oradaki vücuttaki beyin dışı fonksiyonları ne uykunun? Şimdi aslında uyku mekanizmalarından aslında en önemli bir tanesi adenozin mekanizması. Adenezin şu yani gün içerisinde biz ATP yakıyoruz. adenozin trifosfat adenozin Adöniz, çıkıyor. Beyin de bunu algılıyor ve sizin yorgun olduğunuza karar getirip e, o da uykuyu başlatan mekanizmalardan bir tanesi. O da yine bu süpropiyazmik e, şeyden, hipotalamus üzerinden sizin uykuyu tetikliyor. Ve dolayısıyla aslında enerji e, depolarının yenilenmesi işi içinde uyku son derece Hı -hı. gerekli. E, bunun dışında şunu biliyoruz. Yani e, uyku bizim e, Sağlığımızın belli yerleriyle metabolizmasıyla son derece e, ilintili. E, tam olarak mekanizmasını bilemesek de e, uykuyu düzgün uyumayanların işte Japonya'da yapılan araştırma var e, kalp damar hastalıklarıyla ilişkisine ilişkin e, veya kiloyla ciddi bir ilişkisi olduğunu diyabetle çok ilişkisi olduğunu biliyoruz tipiki diyabetle. Ee, bunların belki mekanizmalarını çok, kilo çok, ile, kilo ile arasındaki çok çok... Mesela özür dilerim lafı kestim. Kiloyla uyku arasındaki bağlantı çoktan çok net. Şimdi kiloyla uyku arasındaki ilişkiyi, hani bununla ilçeşitli teoriler var ama ben mesela şuradan görüyorum. Uykusuz olduğunuzda çok enteresan bir mekanizma çalışıyor. Uykusuz olduğunuzda bir, açlık hormonunu tetikliyorsunuz. Tokluk hormonunu, leptini... ...azaltıyorsunuz. Ee, Uykusuzluk yeme hissi uyandırıyor. Yeme hissi uyandırıyor. Sadece yeme hissi uyandırmıyor... Ee, ...tokluğunuzu da bastırıyor... ...yediğinizi de unutuyorsunuz. Üstüne nasıl şeyler yiyorsunuz... ...daha çok kalorili ve daha çok tuzlu... ...yemenizi sağlıyor. Yani özellikle kalorili şeylere... ...yönelik şeyiniz var. Ve... Minimum 300 kalori günde fazla alıyorsunuz uykusuz olduğunuzda. Bu yani günlük ihtiyacın yüzde onu falan. Yani uyumamak her gün bir büyük hamburger yemek bir şey. Bir oluyor. Şimdi e, bu niye böyle oluyor? Yani bize garezi mi var? Neden yani? Uyumadığımız zaman bütün bu mekanizmalar belli ki size kilo aldırmaya çalışan bir mekanizma var. Çünkü e, 1900'lü yılların başına kadar insan 9 saat uy uyuyor. Bu sanayi devrimiyle birlikte çıkan bu mekanizma bizim için yeni bir mekanizma. Yani uykusuzluk bizim bildiğimiz bir şey değil. İnsanlar ne zaman ve hayvanlar ne zaman uykusuz kalıyor? Savaş, kıtlık, göç, büyük sıkıntılarda uykusuz kalıyor. Dolayısıyla şunu anlıyor vücut. Uyumuyorum, bizim, bir tehlike var, bir yemek bulamayacağım, kaçmak zorunda kalacağım, enerji biriktireyim. Her bulduğunu ye, enerjini biriktir. Sırf o da değil. Enerji, yani yemek için hareket etmiyorsa mümkünse etme. Ee, endokanabinoidler dediğimiz bir takım uyuşturucular da vücut kendisi üretip salgılıyor. Bunları da açıyor. Dolayısıyla kendimizi yorgun hissediyoruz. Hareket etmek istemiyoruz. Uyuşuk hissediyoruz. Yani kilo almanız için gereken her şeyi yapıyor. Spor yapasınız gelmiyor. Yapmak istemiyorsunuz. Neden? İşte bu endokanabinoid mekanizması dolayısıyla. Dolayısıyla aslında e, uykusuzluk bizdeki... E, savaşma ve e, mücadele etme, yemek yeme e, ve hayatta kalma mekanizmasını Uykusuzluğu da. bir tehlike işareti olarak görüyoruz. Evet. Peki bu, buna alakası var mı mesela? Ben herkese böyle diye düşünüyorum. Ben en çok uyurken kilo veriyorum. Yani bütün gün yürüyorum mesela bir şey olmuyor ama akşam 90 kilo yatıyorum sabah kalkıyorum 88,5 kilo. 1,5 kilo uykuda nasıl veriyorsun? Şimdi uykuda aslında vermiyoruz ama şöyle görelim Yani uyku ekstra, uyku daha az enerji tüketen bir proses evet, normalde değil. Normalde insanın uykudan zayıflaması, ee, kilo vermesi gerekiyor. Şöyle, growth, büyüme hormonu salgısı var. Ve bununla birlikte... Bu uykuda mı salgılanıyor? Uy en çok muyum? uykuda. Ben hala büyüyor muyum? Hepimiz. <laughs> ee, yani o çünkü hücre yenilenmesi var. Hücre yenilenmesini tetikleyen sistem, e, büyüme hormonu uykuda, özellikle o derin uykuda en çok salgılanıyor. Bütün günde sağlanıyor ama uykuda ekstra salgılanıyor Dolayısıyla aslında yaptığınız sporun da hayrını... E, uykuda görüyorsunuz. Uykuda görüyorsunuz. Ertesi güne şey yapıyorsunuz. Şimdi mesela şu, şu önemli. E, bunu bir e, spor hocasıyla da tartıştığımız bir şey. E, diyor ki ben mesela akşam içeceğim. İşte çok iyi uyumayacağım o gece biliyorum. O gün spor yapmıyorum. Hücre yapımı bozmuyorum. Kaslarımı bozmuyorum. Çünkü... Akşam tamir edilemeyeceğini biliyorum diyor. Aslında bu önemli bir işgörü yani gerçekten biz iyi spor yaptığımız zaman iyi uyumalıyız çünkü tamir mi tamir Yani e kendini yoran bir insanın iyi uyuması lazım kesinlikle. Peki şimdi son yıllarda özellikle bu teknolojinin gelişmesiyle beraber sürekli söylenen bir şey var. İşte odanızda mavi ışık olmasın. Az önce değindiniz. İşte Cep telefonuyla yakın bir yerde uyumak. Kimisi cep telefonu neredeyse sarılıp uyuyor. Ee, ya da işte o da ortamda bir takım elektronik aletlerin tam olarak kapatılmış. Yani televizyonun veya işte varsa DVD'nin varsa işte nedir bu Apple TV falan gibi şeylerin tam kapatılmamış olması. Işte standby olması. Var. Bunlar uyku yakını etkileyen ve bozan şeyler mi? Yoksa bu sadece bir onların içeriğinden kaynaklanan bir şey mi? Onların içeriğin. Şimdi aslında biz beyin konusunda yani siz çok büyük üstadlarla bunları konuşuyorsunuz. Ee, bize düşmez ama çok az şey biliyoruz. Yani oradaki sinyalleri gerçekten algılıyor muyuz? Bunlar bize gerçekten etkiliyor mu? Bunların bilindiğini çok sanmıyorum. Ama onun varlığını bilmek bizi etkiliyor. Yani biz sandığımızdan çok daha farkında bir varlığız. Orada o var. Orada bir her an bir mesaj gelebilir. Her an birisi arayabilir gelmiş olan mesajı aslında ben bakmak istiyorum. Belki Instagram'da en son gönderim. oluyor belki. Evet, en son gönderim. Kaç tane like aldı onu onu merak ediyorum arka planda. Onu düşünmüyorum ama onu düşünen bir yer var ve o bir beni ayakta tutabiliyor. Dolayısıyla e, biz şunu diyoruz. Yani yatak odası sizin artık bir uykunun mabedi. Yani orası sizin çekildiğiniz yer. E, sizin hayat kalitenizi arttırmak için ee, orada uyku kalitenizi arttırmanız gerekiyor ve oraya çekiliyorsunuz artık. Yani oraya bütün bu elektroniklerinizi sürükleyerek getirip dizinizi bilmem getirmeyin. Yani orada e, yapılacak şeyler belli abi. Yani. Peki mesela yine uyku ilgili işte tam karanlık oda. İşte evet. Odanızda asla ışık girmesin. Full karanlık olsun. İşte ne denir o e, blackout perdeler olsun falan gibi şeyler. Bunlar geçerli mi? Bu, bu önemli. Neden önemli? Ee, birincisi biz bugün ışıkla hareket etmiyoruz. Yani biz eğer gerçekten hava karardığında uyuyup aydınlandığında uyanıyorsak hiç önemi yoktu bu, Ama biz yani, öyle değil. Evet. Çok alakasız. Tarih öncesinde Tabii, bu gerçekler ama bugün değil. Bugün değil. Dolayısıyla bizim e, gözümüze mavi ışığı ancak sabah kalktığımızda gelmesini sağlamamız lazım. Ben mesela gece lambası olmadan uyuyamıyorum. tuvalete kırmızı ışıklı problem yok. Hı. Kırmızı vücudumuz ya da Gözlerimiz işte mavi ışığı algılıyor. Kamp ateşi ile ilgili sıkıntı yok mesela. O eski kökenimizden gelen. Ateşe bakmakla sıkıntı yok. Ama gün ışığına, mavi tonlarına doğru gittiğimiz zaman sıkıntı var. Ee, ve çok ilginç bir şey var Üstad. Yani uyanmak için gerçekten güneşin en parlak ışıklarına ihtiyaç duyuyoruz. Ama uykumuzun kaçması için hafif mavi tonları yetiyor. Dolayısıyla hala akşam olmamış sen yatma diyor vücut. Ee, ısı da çok önemli ama. Yani, Soğukta oynarlar mesela. Evet. Ee, bu mekanizma da şundan. Şimdi biraz önce sirke diyen bahsettik. Gece bizim bir derece kadar vücut ısımız düşüyor. Bu ısı düşüşüne ihtiyaç duyuyoruz biz. Yani o derin Onu uyku. O yenilenme için. Yenilenme için, derin uykuya e, reme tam olarak girebilmek için bu ısı düşüşüne ihtiyaç duyuyoruz. Ee, sabah ondan itibaren vücut ısımız artmaya başlıyor. Şimdi çok sıcak bir ortam ısı düşüşünü sağlayamadığımız için uykunun derinliğini etkiliyor. Derin uykuda kalış süremizi etkiliyor. Serin bir ortam yaratmak çok önemli. Böyle lahane bebek gibi sarılmamak önemli. Burada da çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Hani nasıl yapabiliriz? Mesela yatmadan önce ılık bir duş, soğuk değil ama sıcak hatta bir duş vücut ısınızı düşürmenize sebep oluyor. Aa, sıcak Neden? Duş. Evet. Yani e, kan dışarı toplanıyor, vücudun dış kısmına e, cilde toplanıyor ve daha fazla ısı veriyor. Ve biz merkezde daha soğuk olabiliyoruz, daha serinleyebiliyoruz. Aa, i̇lginç. E, aynı şekilde... Doğru, soğuk duş uyandırır, ılık duş uyutur derler. Doğru. E, aynı şekilde e, siz mesela ayağınızı e, çok havalı bir görüntü olmuyor ama ayağınıza çorap giymek veya çok... Serinse. Ben çorap giyersem uyuyamam yani. Şimdi uyuyamayabilirsiniz ama mesela bu ısıyla ilgili probleminiz varsa vücudu serinleten bir şey ayağınıza çorap giymek aslında. Öyle mi? Neden? Serinletir mi evet, çorap? Evet çünkü ekstremitelerimizi, elimizi, ayağımız ısındığı zaman vücut Aa. merkezdeki sıcaklığı kanın merkezi toplanması ayağı ısıtmak için vücudu daha fazla yani vücudu 40 derece ayağı 38 derece yapmak için ya, uğraşmıyor. Ha, evet çok... yani ayaklar ısındığı tamam. zaman vücut... tamam diyor kanı merkezde toplamaktan vazgeçiyor, kanı salıyor. Dolayısıyla bir o rahat... de giyebiliriz yani uyumak evet, için. aynen. Yani bunlar tabii ihtiyaca Ekstra bir yani. İlla yapacağımız şeyler değil ama ısıyla ilgili problemler var. Peki mesela yaptığımız yerin önemi var mı? Yastığın ya. önemi var mı? Şimdi ben, mesela benim için yatak önemli değil mi? yastık çok önemli benim için. Mesela yatak her yerde uyurum diye düşünüyorum yani. Tahtaya yatsam da uyurum, uykum varsa hele uyurum diye. Şu an mesela yastık bana böyle çok kıymetli bir şey Kıymetli tam, mi? Tamam adamına sordunuz. Tabii ki çok önemli. Şundan dolayı e, şimdi Bizim aslında yatakta da yastıkta da e, hikaye şu. Belli bir yatış pozisyonunu yakalamaya çalışıyoruz. Yani omurgamızın doğal şeklini aldığı, işte boynumuz böyle aşırı sola sağa e, olmayacak, buralarda gerginlik olmayacak. E, dolayısıyla e, kendi yatış pozisyonumuza uygun bir yumuşaklıkta, düzgün bir yastık. İşte kulağımızı ezmeyecek, e, boynumuzu... Kırmayacak. Sabah böyle yapmayacakmış. Ee, dolayısıyla bu sizin doğal omurga şeklinizi e, ve işte mesela yatağında sizi e, diyelim ki yan yatıyorsunuz. Çok sert bir yatakta yatıyorsunuz. Bir kere şekliniz bozuldu. Artı yanlarınız e, ezildiği için bir süre sonra dönmeye başlıyorsunuz. Döndükçe e, derin omurdan çıkmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla sizi aslında külçe gibi yatıran omurganızı hoş tutan üstündeki yumuşaklığıyla sizi sarıp sarmalayan, anne kucağı hissi veren bir yatak ve bir yastık son derece değerli. Bir arada mesela su yataklarına moda olmuştu. Ben de gittim bir tane aldım. Bir dakika uyuyamadım. Böyle iğrenç bir şey hayatta görmedim. Abi biz Biz deprem bölgesindeyiz. Yani su yatağında böyle sürekli bir sallantı <laughs> durumu bizde Allah'ım deprem oluyor b diye. <laughs> çok rezalet mesela. Yani. Ulan dedim bunu kim icat etmiş? Evet yani anlayamadığım icatlardan bir hakikaten tanesi. Hakikaten saçma sapan bir şey. Bir de şey merak ederim. Ben. Otel yatakları daha mı enteresandır? Otel... Otellerde çok iyi uyuyorum çünkü. <laughs> otel yatakları çok enteresan yani de, olan var olmayan, olmayan bazı, evet, bazı şeylerde. E otel tabii Şöyle düşünün özellikle şehir otellerinin en büyük atraksiyonu o yataktır. Yani sizi iyi uyutabilmesidir. Dolayısıyla onlar özel bir çaba gösterirler. E, yatağıyla, yastığıyla, işte şeyiyle daha konforlu olmasını sağlarlar. E, otelin dikkat ettiği şey birincisi konfordur, ikincisi uzun kullanım için çok dayanıklı evet, bir yatak olmaz. olmasıdır. E, ama yani otel konforuna evinizde de yakışamak... Peki sert yatak mı iyidir, yumuşak yatak mı uyumak için? Şimdi... Yatak size uygun yatak iyidir. Yani ben hep şunu söylüyoruz biz. yatağı bir dönüp, de nasıl anlarız? Biz deneyerek yani? alınır. Ya yani, gidip bir gece uyuyacak mı? Yani bir gece değilse de İki saat, üç saat gerekiyorsa yatırırsınız. Dövendir de bir fikir olur şey. mu? <laughs> <laughs> İyi fikir aslında. Ben mesela uykusuz oldu, gireyim şurada uyuyayım biraz. E, valla biz, biz özellikle teşvik ediyoruz. Yani yatağın denenmesi gerekiyor. Size uygunluğunu. Sert... Valla başınıza biraz Millet gidip orada bir yatakta gemileri neler yapmaya başladı dükkanlarda. Ya. <laughs> ya yani şundan dolayı gerçekten çok kişisel bir şey. Biz çok hissiyatı yani sırtımızdaki hissiyat çok yüksek ufacık bir, hakikaten leblebi tanesini bile iki kat aşağıdan biz hissedebiliyoruz. Ona prensesler diyor, diyoruz. <laughs> <laughs> Dolayısıyla yatağın mutlaka denenmesi gerekiyor. Size uygun yatağın bulması gerekiyor. E, sert yatak iyidir söylemi e, fakirlikten gelen bir söylem Öyle mi? Abi. Çünkü... <laughs> e, <rol> fakir demek mi? <laughs> estağfurullah. Ondan değil. Yani eski dönemde bu işin, bu işe çok para harcanmayan dönemde yatağın Yumuşak ve İçine konforlu doldurdu, yapmak için ya. evet, yani çok fazla malzeme kullanmanız gerekiyor. Dolayısıyla sert yatak bir süre sonra bir alışkanlık haline gelmiş. Şimdi biz aşağı yukarı 50 tane ülkeye yatak yapıyoruz. Her ülkede uyku şeyi farklı. Özellikle daha sıcak memleketler doğası gereği biraz daha yatağın üstünde uyunur. Dolayısıyla daha sert yatak. Ama bizdeki sertlik biraz fazla. Yani hmm. bu Türkiye'deki yatak alışkanlığı biraz fazla sert. Özellikle yan yatanlarda <laughs> falan ciddi omuz e, problemleri, evet. rahatsızlıkları oluyor. Aslında yaş ilerledikçe ağrı... Çok arttıkça, doğru söylediniz. Ben sert yatıyorum ve omuzlarım ağrıyor hep. Evet ağrıyor. Yaşlandıkça ağrı arttı. Ee, yani bir ister istemez yaş ilerledikçe e, biraz daha hassaslaşıyoruz. Biraz daha ağırlaşıyoruz da. E, ve uykuya aslında daha çok ihtiyacımız oluyor. Yaşınlar Ama ilaçlar daha az uyur derler. Uyuyamıyorlar. Uyuyamıyorlar yani Yani uyku mekanizmaları etkileniyor. Etki bozulmaya başladı. Şimdi önemli bir araştırma konusu o yani. Ha. Tabii e orada e, çok özür dilerim. Tabii buyurun. Siz daha önceki programınızda beyinle ilgili e, hocamla yaptığınız programda e, beyne çeşitli şeyler e, e, eklenecek mi falan. Evet. E, mesela böyle bir e, ne diyelim elektrot e eklenerek beyindeki uyku merkezinin aktive edilmesi kaybetmesini engellemeye çalışıyorlar. Aynen düğmeye basacağız uyuyacağız. Ee, özellikle yaşlılar için inşallah öyle olacak. Aa galiba. hakikaten iyiymiş. Bu teknoloji iyiymiş aslında. Yani, kızıyoruz bazen ama. Çok alakasız bir soru olabilir belki. Kumarhaneler cenneti Las Vegas var biliyorsun. Şimdi Las Vegas'la ilgili şöyle söylentiler vardır. Otellerde hep aynı ışık düzeni vardır. Hiç dışarıyı görmezsiniz. Özellikle kumar oynanan e bölümlerde. bölümlerde. E, ve derler ki işte insanlar saati fark etmiyor... o yani, sirkadiyen eğitimi bozmak için e, böyle yapıyorlar. Hatta bir de içeriye oksijen basıyorlar ki uyanadık artsın diye. Oksijen düzeyiyle e, havanın kalitesi uykunun bir bağlantısı var mı? Yani havanın kalitesiyle e, hava tabii yani şunu biliyoruz. Oksijen azaldıkça insanın uykusu geliyor. E, bunu biliyoruz ha, öyle yani mi? tabii. Yani ama hani o çok hayırlı bir şey de değil. Aslında e, Oksijen azaldıkça vücut yavaşlamaya çalışıyor ki daha az daha oksijen, geçsin, oksijen geçsin diye. diye. Ee, evet yani ben, şimdi bizim her sene fuar var bizim sektörün. E, Las Vegas'ta o kumarhanelerin ortamı korkunç yani gerçekten. E, oradan bir şeyler yanıyor oradan evet. ışık, ses falan sizi ayakta tutmak için her şeyi yapıyorlar. Orası tam olarak bizim yatak odası olarak şeyin tam, tam zıttı, tersi. Tam zıttı. Orada tam olarak ne olmaması gerekiyorsa o var. Yani yatak odanızı asla Las Vegas kumaryasına <laughs> çevirmeyin. asla. Ya, Monaco'dakiler daha iyi. Onlar biraz daha e, rehavetli <gülüyor> e, <gülüyor> meraklıları için. Peki e, yine Las Vegas'ta geleceğim. Aynı zamanda dünyanın en rahat yatakları Las Vegas otellerinde. Hatta ben bir gün bir Las Vegas'ta bir otele dedim ki ya bu yatakları şahane dedim satıyoruz dediler hemen. Evet. E, Dedim Türkiye dedim yollarız da e, dedi. De, 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 falan mı diyor? Hangi otelde hatırlamıyorum. Belki müdeci mi? MCM mi diyor? Hatırlamıyorum. E, Win mi diyor? Neyse bir tanesinden bir sonra Bu yataklar mesela o kadar önemli mi yani? E, daha kısa sürede vücudun kendisini daha hızlı toparlamasını sağlayacak bir yat yatak sistemi Kesin. var mı? Şöyle. Şimdi bir kere Amerika'da yatak kültürü gerçekten çok, çok acayip, çok gelişmiş vaziyette. Ee, ve çok büyük bir konfor arayışı var evet. Amerikalının yani bu iyidir kötüdür ama gerçekten o orada standart yüksek. Şimdi e, yatak gerçekten önemli yatağın aslında iki tane fonksiyonu var bir tanesi sizin vücudunuzu çok iyi desteklemesi lazım omurga şekliniz İkincisi de çok iyi bir konfor sağlaması lazım o da aslında üstteki katman sizi gerçekten sarıp sarmaladığı zaman o anne kucağına yönelik hissiyatı verdiği zaman ee, ve gerçekten vücut formunuza da uygunsa e, bir takım yan şeyler de olabilir. İşte çok sıcak diyorum, e, serin tutan yataklar var. Ee, Öyle bir şey de var mı? Tabii. Yani e, vücuttan ısıyı alıp dağıtan, dolayısıyla sizi o ilk uykuya kadar kadarki serinliği sağlayan yataklar var. Bu fonksiyonlarla biz aslında şunu yapmaya çalışıyoruz. Yani Uykuya dalışı hızlandırmaya çalışıyoruz. Uykuda, derin uykuda kalışı çoğaltmaya çalışıyoruz. Daha az dönmesini sağlamaya çalışıyoruz. Vücut sıcaklığını düşürmeye çalışıyoruz. Yani aslında iyi uyku için ne gerekiyorsa yatağa o fonksiyonları eklemeye çalışıyoruz. Elbette ki siz kendi hayat standartınızı veya kendi hayat stilinizi de birazcık uyumlandırırsanız yatakla birlikte gerçekten uyku kalitenizi, Bununla birlikte de bence hayat kalitenizi çok başka bir yere getirebilirsiniz. Peki yine bir soru mesela. Benim rahmetli dedem, e, ee, dedeme işte bu yeni, yeni moda yataklar falan filan. Dedem 40 sene önce, 40, 45 sene önce öldü de. Ee, yeni moda yataklar falan çıktığında dedem şey derdi. Kardeşim yün yatan yerin hiçbir şey tutmaz. Sonra kendine bir şey, bu, bu modern yataklardan yaptırdı ama yaptı, aldı ama üstüne böyle ince bir yün tabakası yine koydurmakta ısrar yedi. Şimdi bakıyorum ben mesela kuzey ülkelerinde yok at kılından, yok geyik tüyünden, yok kaz e, bilmem nesinden falan yatak. Bu, bu malzemelerin uyku kalitesi bilgisi var mıdır? Yani doğal malzemeler veya doğal olmayan e, malzemelerin? Şimdi aslında bu, bu malzemelerin hepsinin belli fonksiyonları var. Mesela yün hakikaten çok iyi bir termoregülatördür. Yani ısıyı Isıyı sabit tutar. sabit tutar. E, yun aslında sıcak yapmaz. yapmaz. Yani serinsiz, Isıyı serin, korur. Evet. E, dolayısıyla bu anlamda bir etkisi var. Biz yatakların içerisinde yünde kullanıyoruz. Hmm. Ha i̇şte, her, yani tabii yeni yataklarda kullanılıyor. Var, kullanılıyor. Yani bu katmanlar kullanılıyor. E, at kuyrukları e, kullanılıyor. Sizde e, var mı öyle? Var, var. Yani o da şu aslında Mesela at kuyruğu aynı zamanda nemi çeker, nem regülatörüdür. Hem bir konfor sağlar hem de nemi regüle eder. Valla Dolayısıyla... ben geçen at kılından yatak sordum. 59 bin euro dediler. Koşarak kaçtım. Hayat boyu yamam dedim. <gülüyor> <gülüyor> o parayı verirsen. Hakikaten çok pahalı ya. Yani. <laughs> Bizde öyle değil <laughs> ama yani evet. bu işin sonu yok. Sonu yok. Yani, çok lüksün, acayip. Lüksün, evet. lüksün bu anlamda Ama tabii sonu yani yok. bu uyku bu kadar önemli olunca o fiyatları da insana gözden çıkarabilir demek ki. Tabii yani. E, aslında çok büyük bir pazar, ee, özellikle kuzey ülkelerinde. Evet, çok. Evet. E, Niye yani kuzey ülkelerinde o kadar önemli? Değil, e, yani. Yapacak bir şey yok, bütün gün, gece. <laughs> çok çok de... altı ay gece. Nüfus da artmıyor, benzer bir şeyde boş yer yatıyor. Uyuyorlar, <laughs> yatakları uyuyorlar. Tek amaç çikolatalar yapmak. E, yani aslında kuzey ülkelerinde ev çok önemlidir. Evet. Yani evde evet. geçirilen vakit arttıkça yani zaten bu pandemi sırasında mesela bütün ev kategorisi patladı. Mı? Hepimiz Kuzeyli olduk. İkiye de orada o yüzden de Hepimiz Kuzeyli gibi evde evet. vakit geçirdik. dolayısıyla Amerika'da çok büyük bir bu konuda bir şey vardır. Yani inanılmaz detaylı bilir Amerikalı bu yatağın içindeki malzemeyi, fonksiyonunu, neyin şey olduğunu sık değiştirir. Yani bizim gibi böyle 15-16 yılda bir değil de 5 6 yıl 10 yılda bir değişiyor. Şimdi yatak değişme süresi diye bir şey var mesela. Eskiden yatak alınırdı, işte yıllarca kullanılırdı. Artık yayamaya yıpırtmadıkça bir yerden değişmezdi. Şimdi diyorlar ki yatağınızı 3 senede bir değiştirin, 5 senede bir değiştirin. Hakikaten bu kadar sık değiştirmek lazım mı? Şimdi 3 senede bir değil tabii bence. Ee, yani 10 yıla kadar aslında yatak formunu korur, koruyabilir. Ee, işte biz 5 yıl garanti veriyoruz. 10 yıla kadar da genelde bir şey olmuyor ama bir yerden sonra artık hijyeni bozulmaya başlıyor, e, eski formunu kaybetmeye başlıyor. Şimdi orada enteresan bir şey var. Ne kadar konforlu yatak yaparsanız, o kadar da aslında Üst tarafında formun bozulma riskini ne, yaratmaya başlıyorsunuz. E mesela eskiden şey vardı biz e, otomobillerde şöyle yapardık hala yapılıyor belki e, işte lastiklerin yerlerini değiştirdik. İşte ön lastiği arkaya arka lastiği öne falan lastikleri biraz daha kullanabilmek için. E, yatakta da mesela ters yüz yapıp kullanabilir miyiz? Bravo. Mi? Çok e, güzel bir şey. Biz özellikle kendi misaf misafirlerimizi arıyoruz. Yani çift taraflı yataklarda ters yüz etmek tek taraflı yataklarda da kendi içinde döndürerek evet. e, ömrünü uzatmak mümkün. Ha böyle böyle bir şey de var. Evet. Aa iyiymiş. E, hemen belli hemen e, sıklıkla... eşim yeni, yeni yatak alalım diyor. Ben şimdi eve gidip yatağa Çok peki bir şey daha merak ediyorum. İnsanın sevdiği insanla beraber yatması uykuyu etkiler mi? Kalitesini. Benim başım belaya sokacaksınız şimdi aslında. <gülüyor> ben <gülüyor> aslında. kendi başım belaya sokuyorum aslında. <laughs> aslında. Ee, Şimdi tavsiye şu. aslında yatakları ayırmak lazım. Aa. Yani bu baş, şey gazete olsak manşet olur abi. Evet. Niye? Şimdi yani ben çok şu, mutluyum yani. Ya ayırın demiyorum ama yani ayrı yataklarda yatmanın aslında uyku performansını arttırdığını biliyoruz. Aa, çok enteresan. Yani çünkü İki kişi sonuçta belki birisi horluyor, birisi dön dönüyor, öbürü... E, yani siz zaten bir tuvalete kalkıyorsunuz, eşiniz de bir tuvalete kalkıyor, o da belki sizi ha, uyandırıyor. Sürekli uyku bozuluyor. Yani e, ne diyelim ortak börenlerinin küçüğü falan hikayesi gibi birbirinizi de etkilediğiniz e, bir süreç var orada. E, hareket özellikle, harekete birisi duyarlı belki öbürü çok dönüyor falan. Dolayısıyla aslında yeni trend, yeni tavsiye. Ee, ama bunu tavsiye uyun demiyorum. Buradan da... Şimdi altına linçleyecekler bizi biliyorum Yok, ama... Yok linçlemezler. Hatta ee... bundan çok memnun olarak çıkabilirler. <laughs> şimdi yeni tavsiye aslında... E, olabildiğince... Ayrı yataklar. Şimdi bunu mesela Kuzeyliler şöyle yapıyor. Bence şöyle bir yatak yapın o zaman. Özür dilerim. <laughs> Düğmeye basın, çıçıçıç bir döşe düğmeye yapsın, ayrılıyor. Böyle bir yeni bir Bunun ürün çıkarabilirsiniz. Bunun hafifi mesela Almanya'da, kuzey ülkelerinde iki ayrı yatak vardır birbirinden. Bağımsız olabildiğince az etkilesin diye. Şimdi daha böyle hali vakti yerinde olan Amerika'da buna çok takmış şeyler... ...uyku zamanı ayrılacak şekilde... Bu, bu tekniklerde vardır ya birleşir veya ayrılır Aynen. falan öyle bir yatakları. Yani doğru. teknik olarak aslında ayrı yatmak, ayrı yatmak daha iyi, daha iyi. ama... Siz sonuçta eşinizle birlikte yatmaktan ve oradaki duygusal paylaşımdan da besleniyor olabilirsiniz. Yani bunlara da böyle çok takıp bence yani biz oraya gelene kadar bizim daha başka var. çok başka problemimiz var. var, abi. var. Abi. Yani ben Ama şimdi... diyorsunuz ki ayrı yatmak daha iyi yutur vallahi benim eşim bir haftadır yoktu ben bir haftadır uyuyamadım. Dün geldi mışıl mışıl uyudum. <laughs> Ama güzel. tabii onun durumunu bilmiyorum <laughs> eki, <uyumamıştır. gülüyor> bu, bu, bu bu benim durumum. Ee, çok teşekkür ederiz. Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, uykuyu biraz uykuyu ve uykunun önünü biraz daha e, aldık. Şimdi buradan çıkıp ilk işim bir yatak mağazda gidip orada bir uyumak olacak. <laughs> Var mı bizim bu binanın yanında bir yerde? Var değil mi? Tamam. Şimdi ben aşağıya gidiyorum uyumaya. Burada uyutmazlar beni. Ama koltukta da an gidebilirim ya bu sağlara Çok teşekkürler. Sağ, teşekkür olun. Teşekkür ee, sağ olun. Teşekkür İnşallah bir gün de bir bununla ilgili bir oturum yapalım ya. gelir misiniz böyle bir şey? Yani, yani birkaç doktor doktor falan da böyle bir araya gelsek daha. Olur. Hani bu bayram olarak güzel oldu ama bunu belki bir tek tek bilim çatısı altında yapabiliriz. Çünkü uyku e, Gerçekten dünyada takıntı halinde şu anda herkes de. Nasıl daha yiyoruz? Uykunun yaşam kalitesine etkisi, ömre etkisi gibi. Mesela ben hep şey diye düşünüyorum. Ne kadar az uyursam hayata o kadar uzun yaşarım diye. Şimdi bakıyorum yani uzun... hani Hayatta daha fazla keyif ama... bakın ki pek de öyle değilmiş durum aslında. Benimki bir genel samemiş bilime göre... Uykuyla ilgili çok şey var. Çok teşekkür ederim. Ömrümüzün üçte biri ve biz buna yeterince değer vermiyoruz anlık kadarıyla. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. herkese iyi bayramlar dilerim. Önümüzde günler de başlayacak bayramınız. Şimdiden kutlu olsun. Bu programlarda hep sizin bayramınızı kutlayacağım. Dediği her gün bayram çünkü. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.